Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hayırlı ibadetler diliyoruz, hayırlı taatlar diliyoruz. Ve tabii Kanal Urfa'da iftara doğru, iftar vakti programında yine sizlerleyiz. Çok değerli hocam Ahmet Sabuncu ile beraber. Bugün İslam'da çocuk, yani İslam'da çocuğun eğitimi daha doğrusu, bunları konuşacağız. Tabii hemen programın başında kelamın en güzeli olan Kur'an-ı Azimşan'la başlıyoruz. Efendim okuyan İsa Akkuzu kardeşimiz, Fetih Suresi 27'den 29'a. Hep beraber önce Kur'an'ı dinliyoruz. Evet efendim, Kur'an-ı Azimşan'ı biraz sonra dinleyeceğiz. Ufak teknik bir arıza oldu. Hazır olduğunda Zekeriya kardeşimiz bize hatırlatacak. Kur'an-ı Kerim'le gireceğiz. Hocam, bugün şöyle başlayalım diyorum. Yani İslam'da eğitim kaç yaşında başlar? Çünkü genelde yok 6 yaş, 5 yaş, 7 yaş. İslam'da böyle bir yaş var mı yok mu, yoksa çocuk ana karnından mı itibaren eğitilmeye başlar, bunu konuşalım. Olur hocam, Allah evet. razı olsun ve bütün izleyicilerimizin Ramazan'ı mübarek olsun, akşamı hayır olsun, hayırlı iftarlar olsun inşallah. İnşallah. Alimler ana karnındayken, yani kadının hamile olmasından itibaren çocuğun eğitiminin başladığını söyler. Evet. Yani bunlar kademe kademe annenin yapması gerekenleri bize nebevi metot, nebevi medrese bize öğretir zaten hocam. Yani annenin farzların ikamesine dikkat etmesi, yani üzerinde düşen kendisine farz olan namazlarıdır, efendim, evet, orucudur, ibadetlerini yerli yerince yapması. O çocuğun eğitimine ondan itibaren, nasıl ki göbek kordonu, göbek diyoruz ya, göbek bağı, evet, veya göbek bağı, kordon annesine diyoruz işte. Onunla gıdalanıyorsa çocuk, aynı o şekilde de manevi olarak ana rahmindeyken çocuk yetişmeye, eğitilmeye başlıyor. Başlıyor. Eğer anne o hamilelik döneminde bu sayacağımız maddelere dikkat etmezse, olacak çocuktaki sıkıntılar küçük yaştan baş gösterecektir. Evet. Mesela şimdi tıbbi otoriteler ana eğer hamile ise mesela der ki sigara içmesin. Evet. Neden? O sigaranın vücuda bıraktığı nikotin çocuğun bedenine de intikal ediyor. Kesinlikle sigara içmesin. Anneler, babalar, yani aslında evde sigaranın olmaması lazım. Yani bugün evde içiyorsa anne veya baba, o çocuğun kokusuna bakın. Evin perdeleri, evin koltuğu, evin takımları, hatta yüzümüz istediğiniz havluya bile yansıyor. Şimdi sigara da böyle. Efendim bazı giyim kıyafet, mesela yüksek topuklu giymesin anneler, anne adayları, değil mi? Evet. Neden? İşte olacak çocuğa yansıyor. Efendim dar giyinmesin. Ki dediğiniz gibi eğer bir anne adayı mükemmel ibadet ediyorsa tesettürüne dikkat edecek, setir avretine dikkat edecek. Bugün bir kadın dar pantolonla, yani dıştan bir eteği yoksa, vücuduna yapışmış bir giyecekle hem şer'an dolaşması doğru değil, hem de onunla namaz kılması da doğru değil.
Neden? Çünkü o boya hükmüdür. Yani ayağını boyama gibi bir şeydir. Yani çocuğun eğitimi o şeyden başlıyor, o fasıldan başlıyor. Dar giyinmesi, efendim işte hatta giyindiği kumaşın türünü falan bugün tıp otoriteleri söylüyorlar. Dediğiniz gibi çocuğun annesinin yapacağı ibadet. Çok mesela önemli. Bir insan abdest aldığı zaman neler oluyor Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle? Ağzını aldığı zaman ağzıyla olan günahlar dökülüyor, burnundan dökülüyor, yüzünden dökülüyor, elinden, kolundan. Ne kadar bunlar önemli? O ananın alacağı abdest dahi ana karnındaki çocuğa intikal ediyor. Ve bir de benim söylemek istediğim helal süt meselesi. Yani çocuğun bedeni helal gıdadan oluşursa, helal gıdadan enzimlenirse o çocuğun olması, doğması, yaşaması, büyümesi, terbiye olması çok daha mükemmel olacak. Şimdi bizde haram süt emmedi sözünü başka türlü yorumluyoruz. Yani işte anneye gusül icap ediyor. Anne o gusül icap ettiği saatlerde yıkanmadan çocuğuna süt vermesi olarak kabul ediliyor. O değil. Yani sütün hiçbir şekilde vücudun içinde olan bir şey. Evet. Yani cünüplük ona o süte yansımaz. Kesinlikle. Ancak çocuğa süt verirken efendim çocuğun o emeceği yeri temizlemesi falan o ayrı bir şey. Yalnız ana vücudundan meydana gelen süt helal gıdadan olacak. Sofraya dikkat edecek. Eve gelen sofraya dikkat edecek. O sofradaki gıdalar helal mı haram mı neyin nesi ona dikkat edecek. Ve ananın o 9 ay boyunca stresi, efendim kabusu, neşesi hepsi o çocuğa yansır. Yani stresli bir anaysa, öyle sinirli, hani telden alan bir tipse o çocuğa yansır. Ama böyle genişse, sabirin bir anne ise o zaman ne olur? Tabii ki çocuk da ona göre olur. Hocam herhalde hazırmış Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim. Ondan sonra devam edelim sizinle. Efendim, Kur'an-ı Azimşan'ı dinliyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'hu eşid رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله muhakkak ki doğruyu söyler. Evet efendim, Fetih suresinden 27-29'a İsa Akkuzu kardeşimizden dinledik. Allah kendisinden ebediyülebet razı olsun. Hakikaten Kur'an'ı güzel icra eden bir kardeşimiz. İsa Rabbim sayılarını artırsın. Efendim bugün çocuğu konuşuyoruz dedik. İslam'da çocuk ve hamile bir kadın ne yapmalı diye bir girişimde bulunduk. Ondan sonra hocamla şunu konuşacağız. Yani İslam'a göre bir çocuk doğduğu zaman, doğduktan sonra yani ebeveynin yapması gerekenler, babanın, annenin, aile halkının o yeni doğan çocuğa görevleri nelerdir? Bunları konuşalım hocamla. Evet hocam. Hocam ben annenin hamilelik dönemine 2-3 madde ile böyle geçelim biliyorum hocam. Buyurun. Ben böyle nafileleri çoğaltmalı o zaman da hocam. Yani çocuk olana kadar zaman çok önemli. Tabii orada şunu da söyleyelim. Yani son aylarında belki böyle secdeye, rükûa giderken zorlanabilir. En kolay, en uygun şekilde rükû ve sücudunu yapmalı. Evet. Azalarını muhafaza etmeli. Evet. Haramlardan, gıybetten, dedikodudan vesaire bütün olabilecek kötü durumlardan azalarını muhafaza etmeli. Kur'an-ı Kerim'le hemdem olmalı. Kur'an-ı Kerim bol bol olmalı. Evet. Ruhunun imarı için, yani kendisinden çocuğa sirayet etmesi için bol bol Kur'an-ı Kerim ve sesli, mümkünse sesli okumalı onu. Evet. Bir de duygularını da ıslah etmeli. Yani sadece azalarını muhafazayla değil de duygularını da kötü duygulardan temizlemeli. Evet. Tabii bu arada hamilelik döneminde anne ile babanın irtibatı da çok önemli. Yani karı kocanın birbiriyle konuşması, güzel muamelede bulunması, güzel
aralarındaki muhabbet çok önemli. Evet, tartışma yani, olmamalı. Tartışma olmamalı. Evet. Kızgınlık olmamalı, kırgınlık olmamalı. Yani sinir harbi yaşamamalı kısacası. Zaten yaşarsa çocuğu kaybederler. İlla ki evet. Bu çocuğa tesir etmekte, etki etmektedir. Evet. Çocuk doğduğu andan itibaren, şimdi hamilelik döneminden aldık ki çocuğun kademe kademe eğitimi nasıl evet. yapılır onu konuşalım diye. Doğduğu andan itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuğa ne yaptığını alırsak ebeveynin görevleri ortaya çıkar. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında dün de biraz bahsettiniz hocam. Mesela yeni doğmuş bir çocuğu getirdiklerinde Efendimizin kucağına Efendimizin sünnettir ilk yaptığı iş tahnik yapmak. Evet. Yani tahniki biraz açalım. O zaman öyleydi. Hurmayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam alırdı ağzına biraz çiğnerdi, yumuşatırdı. O yumuşak hurmayı alır çocuğun damağına sürerdi. Hamur gibi olan hamur şey. Gibi olurdu. İşte çocuk da onu böyle emerdi. Hatta evet. Abdullah İbni Zübeyr midir acaba hocam? Medine'de ilk doğan erkek çocuğu. Erkek çocuğu. Evet. Efendimiz'e getirirler. Efendimiz çok hoşuna gider. Hani işte bunların nesli kurudu, daha erkek çocuğu olmuyor. Yahudiler evet. sihir yaptı. Sihir yaptık evet. işte daha olmayacak. O olunca Efendimiz tahnik yapmış. İşte başka 17 çocuğa o şekil yaptığını evet. Sihir kitaplarında kendi vardır. Torunları Hasan, Hüseyin. Evet. Ümmü Süleym'in oğlu Abdullah'a da aynı şekil yapmıştır. Tahnik, bizde belki hurma yoksa da böyle şirin olacağı bir şeyi böyle çocuğun damağına sürersek sırf o sünnet Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam'ı uygulamış olup hem kendimiz... Aslında şirin bir şey. Tabii şirin, evet, şirin. Artık onu hurma. Ne olursa kendileri... Ama bu arada hocam belirtelim, ana sütü gibi... Yani o ilk ağız gibi hiç faydalı bir şey yok. Evet. Yani tamam o Efendimiz'in tahnik yaptığı doğrudur. O da şirin bir şeydir. Fakat ana sütü ne kadar çabuk annenin göğsüne doğan çocuk yetişirse yani bir mani yoksa küveze falan konmayacaksa doktorlar bunu tabii tavsiye ediyorlar. Efendim ana sütü o ilk ağız o sütü bir dönemde biliyor musun? Memlekette oturan gayrimüslimler Müslüman annelere o doğum sancısı sırasında çektiğiniz acı o süte yansıyor. Sakın o sütü çocuğa içirmeyin. Efendim avlulu evler, eski hayatlı evler onu su yoluna salın. Yani kanalizasyona gitsin. O ana sütün ilk ağzı. Halbuki o 6 ay en az çocuğun sindirim sistemini muhafaza ediyor. Hastalıklara karşı bağışıklık kazandırıyor. O biraz böyle katımsı, yoğurdumsu o ağız kısmı. Onu mutlaka çocuğa içirmek lazım. Yani tıp ehli bunu söylüyor. Yani o eski batıl, hurafa olan şeylerden vazgeçmek lazım. Onu eskiden gayrimüslimler, Müslüman çocukları hasta olsun diye Müslüman kadınlara derlermiş ki bu sütün ilk ağzını çocuğunuza içirmeyin. Sancılanır çünkü siz o doğum esnasında bir saat iki saat sancı çektiniz. O sancı çocuğunuza yansır. Karnı ağrır, baş ağrır. Ve saf hanımlar da o sütü böyle ya evin çiçekliğine ya su yoluna sağıp böyle boşuna bırakırlardı. Ondan sonra o çocuk da hasta olur. Sakın bunu yapmasınlar. Yani zaten bugün anne sütü ile ilgili yapılan bütün programlarda bunlar söyleniyor. Yani anne adayları, anneler bunu çok iyi bilsinler. O ağız sütünü mutlaka çocukla ne kadar kısa zamanda olursa o kadar faydalı, o kadar bağışıklık sistemine faydası var. Evet. Hocam bundan belki 10-15 yıl önce hatırlarsanız süt kampanyaları başlattılar hocam. Yani çocuklar o sütleri içsin, anne sütünü içmesin. Evet. Yani anne sütüyle bugün, alay eden ve komedi karikatürleri ben hatırlarım. Türkiye'de hem de. Bu meret gazeteler yaparlardı. Bu son evet. dönemde de o zamandan kalma tabii. Dalga geçerlerdi. Bu mamalar çok piyasaya çıktı hocam. Yani hemen evet. şimdi yeni doğan bir çocuğun olduğu evde illaki baş köşede mama duruyor. Evet. Ya halbuki bugün Sağlık Bakanlığı da artık üzerinde duruyor. 6 ay kesintisiz o çocuğun o sütü, anne sütünü içmesi evet. lazım. Anne sütü çok faydalı. Şimdi bunu İslam söylediyse bir sıkıntı oluşuyor hocam. Ama başka birileri söylediyse sıkıntı yok.
Ya biz hatırlarız, çocuktuk efendim ilkokulda. Bize Marshall yardımı, Amerikan Unitet ne yardımları gelirdi. Balık yağı hapları, süt tozu, efendim bunun gibi başka şeyler. Neydi işte çocuklar o zaman derler ya, bunu içenlerin zürriyeti az oluyormuş, efendim hasta oluyormuş. Görmemişiz, ülke fakir. Verdiler okulda da, bedava veriyor, beleş veriyor. Efendim alıp getirip onu kullanıyorduk. Ben öyle hatırlarım ki, yani Türkiye nereden nereye geldi değil mi? Biz çocuktuk, siz hatırlamazsınız, 60'lı yıllar, 59'lu, 58'li yıllar süt tozu veriyorlar bize okulda, süt yani. O halfe böyle kaynar suya döküyor, o süt tozlarını, süt yapıyor, işte sınıfta dağıtılıyor. Şekeri de sen kendi evinden getiriyorsun varsa, yoksa alıyorsun, neyse. bardak yok hocam. İnanın su bardağı yok, değerli seyirciler. Yaşımızda olanlar hatırlarlar. Yani su bardağı yok, naylon bardak yok. Nedir? Efendim işte şişe. Yani afuyun o ufak rakı şişelerini. Evin penceresinin demirine het derdik biz. Eski böyle ince kendir gibi iplik. Onu bağlardık. Ona da biraz gaz yağı sürtülür, gaz yağı. Ondan sonra şişe böyle ipe sarılır. Orada böyle çek bırak, çek bırak, çek bırak. Ta ki şişe böyle duman çıkar. Oradan çat diye kırılır. Şansın varsa bir parça sağlar. Yoksa çat diye ortadan gider. İşte o şişe kırılır. Ondan sonra ağzını parçalıyor. Onu da sokakta bir kara taşa, sokaktaki kara taşa veya bahçede varsa bir kara taşa. Zaten et taşına bırakmazlardı çünkü cam ufağı. Onu sürerdik kenarlarını, ondan süt içerdik. Gözümüz gibi o bardağı taşırdık. Şimdi elhamdülillah çocuğun özel bardağı, gencin özel bardağı. Yani Allah'a şükür her şey bol. Ne kadar şükretsek azdır. O şişeden kesilme bardakla süt içerdik. Yani okulda bunu verirlerdi. Niye? Ülke fakir. İşte çocuklar cılız. UNESCO bunu uygun görmüş. FAO yardımları falan. Bunlarla şey yapıldı ama ana sütüyle dalga geçiliyordu. Ana sütüyle dalga geçiliyordu. Niye? İslam demiş diye. Ana sütüyle işte sancılanırsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. O dönemde sıkıntılar vardı. Hatta halen bizim yaşlarda olan bazı kardeşlerimizde şark çıbanı bilmezdi millet. Derdi ki şey, güzellik çıkarmışsın. Ya bunun neresi güzellik yani, cildini mahvetmiş. Morali bozulmasın diye güzellik. Niye? Efendim işte kanalizasyonlar açıktan akıyor bilmem ne diyor. Sanki böyle geri kalmıştık. Müslüman ülkelerin haşa kaderiymiş gibi empoze edilirdi. Onun için diyoruz yani müspet tıbbı dinlemek lazım. Bugün imkanlar da var elhamdülillah. Çocuğu anadan olduktan sonra o sütle buluşturun ve ana sütünü en az 6 ay. Kur'an ne diyor? 2 yıl. Yani çocuğun ana rahminde taşınması ve hamluhu ve fisaluhu 30 şahran. Yani ana rahminde, ana karnında taşınması 9 ay, 24 ayda şeyden kesilmesi ki 6 ay en aşağı ediyor ana karnında taşınması. Efendim 30 aydır çocuğun ana karnında taşınması ve sütten kesilmesi. Doya doya ana sütünü içmesi lazım. Tabii ana sütünü içmesi için de anaların bilinçli olması lazım. Biz bir ara ana çocuk sağlığında bir konuşma yaptık. Onu CD'ye almışlardı. Halen bence veriyorlar. İşte hocayı dinler millet, doktoru dinlemiyor. O zamanki doktor kardeşlerimiz iyi niyetli. Anlattık bu çocuk için ana sütünün önemini. Bakıyorsun kadın beni görüyor. Ha, sen ana sütünü anlatıyordun. Ya ben Kur'an-ı Azimşan anlatıyor, Resulullah anlatıyor. O kadar önemli ki ana sütü, ana sağlığı, çocuk sağlığı yönünde, hem ana sağlığı yönünden hem çocuk sağlığı yönünde. Ama dediğiniz gibi bir ara dalga geçtiler. Yani dönüp tövbe istiğfar etmeleri lazım. Yıllarca dalga geçtiler. Ana sütünü emmesin diye Müslüman çocuklar. Evet hocam, gene lafımızı kesiyoruz. Kısa bir reklam arası, ondan sonra efendim kaldığımız yine devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.
Evet efendim, tekrar birlikteyiz. Reklam kuşağımızdan sonra İslam'da çocuk konusunu hocamla işliyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren ebeveynin yapması gerekenleri konuştuk. Özellikle sütten falan bahsettik. Bu arada buraya gireceğiz tabii, çok geniş anlatacağız. Ben şunu da hatırlatayım. Bu kürtajdan falan uzak dursun anne adayları. İşte geçindiremiyorum, yük oluyor, giydiremiyorum. Bunlar bahane değil. Çünkü Cenab-ı Hak sizin de rızkınızı, onların da rızkını veren biziz diyor Kur'an'ın birkaç yerinde. Sakın böyle bir şey yapmayın. Önceden tedbir alın. Yani önceden meşru yollar var. O şekilde tedbir alabilirsiniz. Ama tedbir alabilirsiniz derken yine rızkı bahane etmeyin. Rızkı veren Allah'tır. Benim bir dostum vardı, Allah selamet versin. Bundan 30 seneden daha fazla oldu. 3 tane çocuğu var, oğlan çocuğu. 4.'ye hanımı hamile. Yapma etme dedik. Dedi ki ben aldıracağım. Ne kadar ısrar ettim. Dedim ki bakın, günahtır. Allah sana 3 tane nur topu gibi oğlan çocuğu vermiş. Bu 4. de olsun. Hocam dedi, benim dedi mantığım kabul etmez. Yani beynime yazamazsın. Ben geçinemiyorum. Ha 3 ayakkabı, ha 4 ayakkabı, nasıl fark etmez. Ha 3 pantolon, ha 4 pantolon falan. İnanın hocam, hiç unutmam, olmuş geçmiş, Allah yardım etsin. Sağ mı ölü mü de bilmiyorum. Sonradan Urfa'dan ailece gittiler. Efendim doktora geliyor kürtajla. Hatta 4 aylık falan bir çocuktu. Onu aldırmak üzere tam hanımı ameliyat masasında iken bir haber geldi. 3 çocuğu evde oynarken sobayı devirmişler ve 3'ü de cayır cayır yandı bu çocuklar. Bu 3 çocuk da cayır cayır yandı. Onlar cennetliktir ama kendisi kafayı oynatacaktı. Hatta taziyesinde falan hiç bahsetmedim, zaten yüzüme baktı mı mesajı alıyordu. Yani Allah sana emanet vermiş. Ya 3 vermiş, 4 vermiş, önceden tedbir al. Ama o sırada öyle bir şey kesinlikle haram değil mi hocam? Evet, yani kürtaj kesinlikle dinen haramdır. Her gün bir gün öncesinden günahtır. Yani bir haftalıksa 2 haftalık daha ağırdır, 3 haftalık daha ağırdır. Önceden tedbirini alırsın, onu burada konuşmuyoruz iftar saatinde. Ve bir de bu sezeryan denen, mecbur olmadıkça doktorlarımız lütfen annelerimizi sakatlamayalım. Yani 3 çocuk hakkı var, 4 çocuk hakkı var şimdi. Mümkünse normal yoldan, doğal bir şekilde anneler doğumunu yapmalı diye bunu da bir not düşüyorum. Evet hocam, çocuk oldu, anne 2 seneye kadar emzirecek dedik. Evet. Hocam bu arada hatırıma geldi de şöyle evet, bir buyurun, dua ederek buyurun. Hocam. Rabbim evladı olmayanlara da salih evlatlar bu günler. Amin. Amin ya Rabbena. Amin. Böyle amin. Mahrumiyet içinde olan, özlemini çeken, birilerinin çocuğunu gördüğünde gözleri dolan, gözleri yolda olan, Rabbim bu mübarek oruçlu ağızlarımızla, belki evet, biz değil de iftar saatinde evet, sofralarının başında, evinde bizi izleyen değerli mümin kardeşlerimiz, mümine kardeşlerimizin evet, hatırına Rabbim o kardeşlerimize de hayırlı salih ve saliha evlatlar nasip etsin. Amin ve de sihatli olsun. Çok önemli hocamın duasına ben de katılıyorum. Olmayanlarla da sakın ha dalga geçmeyin. Evet. Bakın yine Allah küllahları değişir. Oradan alır, oraya verir. Rabbimin yanında çok. Çok. Yani evladı olmuyor, sen kör olacaksın. Yani iyi adam olsa, iyi mal olsan Allah sana evlat verir. Sen herhalde iyi niyetli değilsin ki Allah. Nereden biliyorsun kardeşim? Nereden biliyorsun, bunu söylüyorsun? Yani Allah sana verdiyse sen mi icat ettin onu? Senin iyiliğin mi onu getirdi? Allah'ın nimeti. O kardeşlerimize de biz dua ediyoruz. Bir de mesela kör ocak diyor, çocuk kucağına verme diyor. Çocuk kucağına verme, kör ocaktır o ya. Evet. Gözü de yer, şolu böyle bir şey yoktur. Kör ocak diye bir tabir de yoktur. Bunu söylemek de haramdır, doğru değildir. Haşa, Allah'a sitem etmektir. Bunu da hocamın duası gölgesinde hatırlamış olduk, söyleyelim. Evet hocam. Hocam oraya devam edeceğiz.
Ben çok kısa bir parantez açayım. Evet. Programın sonunda vaktimiz kalırsa hocam. İnşallah. Oraya da değinmemiz lazım çünkü. Yani çocuk imtihanların en ağırı olarak geçiyor. İ'lemû ennemâ envâlikum ve evlâdikum fitne. Evet. Bilin ki evlat ve mal ağır bir imtihandır. Evet. Fitne olması derken, da imtihandır hocam. Olmaması. Olmaması da imtihandır. Evet. Olan içinde, olmayan içinde. Olup da alınırsa da bir imtihandır. İmtihandır tabii. Ya. Hepsi imtihan. İşte dedim notlarımız evet. var. Vaktimiz kalırsa i̇nşallah. Sonra doğru bu eğitimi i̇nşallah, safa inşallah. Safa bitirelim. İnşallah. Sonunda da inşallah ondan bahsederiz. İnşallah. İkincisi bu tahnikten sonra hocam ezan ve kamet. Sağ kulağına Hı. ezan, sol kulağına kamet. Efendimizin uygulamaları bu yönde. Zaten şimdi elhamdülillah bütün... Kıbleye dönmek. Evet. Yani kıble bu tarafta olduğu için ben öyle diyorum. Şanlıurfa'nın kıblesi güneyde. O tarafa dönmek. Çocuğu sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Kamet. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela gelen çocuklara hep öyle ismini koymuştur. Hazreti Hasan'ı mesela olduğunda Hazreti Ali ne koyalım ya Ali? Harp olsun ya Resulallah. Hani kendisi harbi derbi çok severdim çok diyor. Çok sever, evet. cengaver. Radıyallahu anh. Efendimiz diyor şöyle güzel çocuğa yazık değil midir ya Ali? İsmi Hasan olsun. Cebrail diyor ki bunu. Evet. Değil mi? İşte Efendimiz Hasan. De evet. sağ kulağına ezan okuyor, sol kulağına kamet getiriyor. Bugün bizler de ister kendi çocuklarımız, ister eş, dost, cemaatten hocam çocuğumuzun ismini korur musunuz dediğinde biz de aynı o şekilde sağ kulağına ezan, evet. sol kulağına kamet. Tabii namazı nerede? Namazı öldüğü da zaman, öldüğü Allah zaman Allah evet. hayırlısıyla gecinden versin. Hocam o arada hemen şunu da açalım. Yani çocuğun ismini illa dedesi, illa mahallenin hocası, illa babası diye bir şey yok. Yok. Yani mümin olan herkes o işi yapar. Hatta hanımefendi eğer evde bir erkek falan yoksa kendisi de o işi yapabilir. Yani o haliyle ezan okur mu? Okur. Kur'an değil ki. Evet. Çocuğunun kulağına ezan kamer. Ama saygılı bir toplumuz. Genellikle dedesi veya mahallenin hocası veya ailede salih bir insan veya babası çocuğun ismini koyuyor. Şimdi ismini koyuyor da şimdi harp ismini peygamber sevmiyor. yani Hazreti Hasan'a uygun görmüyor. Değil mi? Diyor hayır ben harp sevmem. Şimdi harp Türkçe karşılığı savaş. Cenk. Yok mu? Değil mi? Evet. Ya peygamber bu isimlerden rahatsız oluyor. Onları da açalım. Evet açalım. Biraz. Buyurun. Üçüncü olarak da zaten isim koyma. Evet. Şimdi isim koymayı Efendimizin hayatında baktığımızda hocam çok önemli bir yer tutuyor Efendimiz'de. Yani Efendimizin koymasıyla çocuğun hayatında ilerleyen safhalarında çocuğun yaşantısında fark ettiğini hesap ediyorlar. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi isimleri yasaklamış diye baktığımızda tevhide aykırı olan isimleri yasaklamış Efendimiz. Evet mesela Samet, Abdüssamed olması evet. lazım. Allah'ın zatıyla evet. ilgili olan isimleri sadece ismi, evet. evet. sadece şekliyle çağırmak. Mesela Samet, evet. Abdüssamed. Aslında bize olsun. Düşen görev o ki Allah Celle Celaluhu'nun o güzel isimleri koyduğumuz zaman efendim Celil, Abdülcelil tabii. Aziz, Abdülaziz. Evet, Abdülkadir. Rahim, Abdurrahim. Evet. Rauf, Abdurrauf mesela. Evet. Yani bize Kadir, Abdülkadir. Evet. Koymuşsa eğer bunları da onunla beraber izafe ederek Abd'la beraber izafe ederek Aziz'in evet, kulu, Kadir'in kulu, Rahim'in kulu, kulu evet. diyerek çağırmamızı Efendimiz de söylüyor. Yasakladığı isimlerden bir tanesi de hocam geçmiş milletlerin yani tevhiddi anımsatmayan, onların işte ilahlarını, putlarını anımsatacak. Evet. Şimdi Abdullah. Nedir mesela? Abdurrıza o zaman. Evet. Bazı evet. koyuyorlar hocam. Mesela Sanem. Şimdi biraz inceltmişiz. Senem yapmışız. He, Senem olmuş. Ben geçen camide de sohbet kızmayın edeyim. Yani bizden Allah aşkına biz bir akrebin bir kardeşimiz sırtında dolaştığını görürsek onu düşürmeye çalışıyorum. Lütfen söylüyorum. Yani bizden kızmayın. Evet. Biz dünkü konumuz da çok nazik, narin bir konuydu. Kaç hocam. Defa özür dileyerek evet. devam ettik. Evet. Ben onu tekrar bir söylemiş olalım hocam. Biz burada Kur'an'a ve sünnete ve sahabe efendilerimizin Hı. uygulamasıyla beraber olan bir perspektifte konuları işlemeye Tabii. çalışıyoruz. Bizim burada
yok kadınları tuttular, yok kayınvalideleri tuttular, yok damatları tuttular gibi. Dün gece teravihten çıkıyorum, bir yaşlı teyze yine dedi gelinleri tuttu ya koca böyle aynı. La anam ne dedim ya koca. Demek ki sistemi var. Bazı hanım ablalar da Allah razı olsun çok güzel izah ettiniz. Evet. Allah razı olsun bizde. Evet. Bizim cemaatten de güzel dönüşler oldu. Geldi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi isimde Sanem Put demek malumuz. Biraz inceltmişiz Senem olmuş. Senem. Şimdi bazıları diyor ki işte Azerbaycan'da şu manaya geliyor bilmem nerede şu manaya öyle bir şey değil. Evet. Ha koyulmuş. Yanlış. Bundan sonrasında yanlış olmamalı. Çağırmamalıyız. Çağırırken mesela Efendimiz'in tavsiye ettiği isimler var. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği isimler var. Mesela erkek çocuğu getirip ya Resulallah ismini siz koyun dediklerinde Efendimiz ya Abdullah koymuş ya Abdurrahman koymuş. Evet. Veyahut da kız çocuğuysa. En tabii. Çok onları koymuş. Evet. Kız çocuğuysa mesela ne koymuş? Zeynep. Koymuş. Çok en çok sevdiği Cemile. Cemile. İsimleri. Cemile dedin hocam. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir hanımı var biliyorsun. Evet. Cemile binti Sabit. Çok onurlu bir kadın. Zaten ömrünün sonunda da imzac edemediler. Boşandılar. Asım'ın annesidir. Esas ismi Asiye'dir. Yani gelin gelirken Ensar'dan bir kadındır. Asıl ismi Asiye. Dedi ben bu ismi sevmiyorum Hazreti Ömer. O dedi ben karışamasın isimle. Anamın babamın bana uygun gördüğü ismi ben değişim. Değişirsin değişmezsin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakem ettiler. Dedi ya Resulullah hanımın ismi Asiye. Kardeşi de önemli bir sahabedir. Arıların koruduğu Asım isabidir. Onun bacısıdır. Dedi ki ben hanımın isminin Asiye olmasını istemiyorum. Cemile olmasını istiyorum. Ve Resulullah döndü dedi Asiye olmaz senin ismin Cemile'dir. Kadın teslim oldu. Hazreti Ömer'e itiraz ediyor. Anam babamı koyduğu isim. Ve ismi Cemile oldu. Şimdi Asiye iki türlü var. Onu söyleyelim. Bir anne, evet, ayın evet. Harfiyle yazılan Asiye. Asiye. O iyi değil. Asiye. Yani Asi'nin dişisi evet. Manasında. Bir ama elif. Bir de Elif'le yazılan Asiye var. O doğru. Hazreti Firavun'un hanımı Asiye. Asiye. Yani Asiye derken bu yine Azerbaycan tarafında çok korlar. Uzun boylu manasında onda bir şey yok. Onda bir şey yok. Yani Asiye'de bir şey yok. Ama Asiye oldu mu Asiye isyankar olmuş oluyor. Evet. Mesela Keziban. Yani febiye ye la rubikü et Keziban. Bir Allah rahmet bir yakınım var diyor. Teravihten çıktım bir çocuğun oğlu adına Keziban kodum. Ama manası nedir şimdi Keziban'ın? Ha, doğrusu bu da bir Kürt ismidir. Keziban. J ile söylenir. Keziban. Nedir Keziban? O da uzun boylu manasında. Doğrudur. Şimdi Trabzon tarafında en çok Kezban diyorlar da yine keşke onu ya Kezban koysalar ya da çünkü Kezban, Keziban o ayetin manası bilmiyor. Bir arkadaşım vardı Allah selamet versin. Hiçbir eğitim görmemiş. Yanımızda çalışırdı. Evine telefon melefon bağlattık o zaman. Böyle evlere telefon bağlattılar. Bir gece açtı dedi babu aynen böyle. O tabiri kullanayım ki babu dedi bizim bir çocuğusu oldu oğlusu oldu falan. Dedim. Dedi hemen kızı çağırdım dedim Kur'an'ı aç. Ne Kur'an'ı aç. Şimdi Kur'an bak şimdi Kur'an Kur'an. Doğrusu Kur'an değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim. Şimdi bazen bizde de kullanırken Kur'an beni çarpsın, çalındırsın ya. Kur'an'ımı çor zemin olum ki, betrem sönsün ki. Ya bunlar yemindeki. Kur'an diye bir kitap da yok. Kur'an var. Evet. Değil mi? Kur'an. Kur'an kendi ismini Kur'an olarak söyle. Biz Kur'an diyemeyiz. Onun manası başka olur. Ve Kur'an'ı açtık. Hemen de ben bu bir tekbir okudum. Ezan. Efendim bir de kabet getirdim. La adını ne koydun dedim. Dedi la Kur'an'a göre Haman koydum. Hocam gülüyor. Haman Firavun'un başbakanı. Öyle diyelim. Yani Firavun'un ikincisi. La dedim Haman kafir ismi. La dedi Kur'an'a göre ben koydum. Kur'an'da geçiyor. La kardeşim Haman Kur'an'da geçiyor ama Firavun'un yardımcısının ismi. Yani şu Kur'an'da her isim koyulur mu? Ya onun için ismi çok iyi incelemek lazım. Elhamdülillah bugün isim ansiklopeleri var.
Çözüm var hocam. Artık alırsın, tamam. Okursun, ona göre çözün ismi korsun. Efendimiz zaten bize mesajı vermiş hocam. Evet. Şimdi ben oraya da bir parmak basayım hocam. Evet. Şimdi illa ki Kur'an'da olsun diyor bu son dönemdekiler. Hı. Veyahut da ikinci şık olarak ailemde olmayan bir isim olsun. Tamam. Adam koymuş hocam. Hı. Aleyna. Ya aleyna nedir? Kur'an'da üzerimize. Var. E tamam var. Aleyna. Evet. E nedir ama aleyna? Kur'an'da var ama evet. Mana nedir? Ecrin. Ecrin. Ya kızmayın bir de, benden. Bir de yani işin de yani şu olmasın diye onun önüne bir isim de koyuyor. İşte Fatma Ecrin. Efendim Meral Ecrin, Esma Ecrin. Ya Ecrin'i bir bakın lügata ne demek? Ücret anlamındadır. İn ecriye illa alallah. Evet. Ondan sonra adam diyor ki çocuğa isim koydum, ne koydum? Esila. Ya ne esilası? Kur'an'da geçiyor. Sonra anlıyoruz dini bükreten ve esile. Esile. E tamam nedir? E Kur'an'da geçiyor ben bilmiyorum. Olmaz ya ki. Hiç gerek yok. Evet. Efendimiz ölçüyü koymuş. Şimdi ölçümüzü söyleyelim. Televizyon ekranlarında küçük çocuklarımız da bizi hı. izliyor illa ki. Şimdi isimleri böyle yanlış olanlar, bir isim koymuşsa dönebilir yani. Üzülmesin, dönsün güzelce. Evet. Mesela geçen gün bir talebe getirdiler. Böyle çok da şekerimsi bir çocuk. Evet. Baktım ismi nedir? Baktım tuhaf bir şey söyledi bana. Evet. Abisi. Dedim ağam bu kardeşin adı Muhammed. Ben şimdi Muhammed diyorum bana bakıyor hocam. Adıyla değil. Evet. Muhammed dersini okuyor. Yani yeni bir kurban kesme, gerek yeni bir yok. Tekbir gerek var mı hocam? Gerek yok hocam. Gerek yok. Yani o dakikadan itibaren mahkemeye müracaat edersiniz. İsmini değiştirir. Nüfus kağıdını değiştirirsiniz. Güzel benim birçok böyle tanıdıklarım var. İsmiyle müsemma olamıyor. Çünkü ismiyle okulda dalga geçiliyor. Alay ediyorlar. Onun için güzel isimlerin koyulması ve İslami yönden tabii vebal taşınmaması lazım. Ve yanlış bir şey varsa hemen anında dönebilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Ebu Hureyre'nin eski ismi Abdüşşems'tir. Evet. Peygamber Efendimiz Abdurrahman etmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in daha önceki ismi başkadır, Abdülkabe'dir. Ama Resulullah aleyhisselam Abdullah etmiştir. Ebu Bekir Sıddık'ın asıl ismi Abdullah'tır Peygamber evet. Efendimiz'in koyduğu isim. Ve daha isterseniz şimdi bir şeye daha bak. Hocam açtı konuyu. Mesela Ebu Bekir mi? Doğru Bekir mi doğru hocam? Bekir. Şimdi Bekir deve yavrusu na Araplar söyler. Bekir. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in ismi bakın Ebu Bekir. Yani deve yavrusu babası. Ebu Hüreyre'nin ismi nedir? Ebu Hüreyre. Ama Hüreyre deseniz kedi olur. Ama Ebu Hureyre kedi babası. Yani doğrusu Bekir isminin aslı Ebu Bekir'dir. Yani Arapçada hiç Bekir yoktur. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Yani Bekir, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh çocukken deve yavrusu otlattığından dolayı çok severmiş deve yavrusunu. Kendisine babası falan akrabaları Ebu Bekir demişler. Şimdi doğrusu da Ebu Bekir'dir. Ama Bekir eksik kalır. Bekir eksik kalır. Yani bunlar biraz belki iğneleyecek sizi, kızacaksınız. Biliyorum belki yarın yolda gördüğünüzde kıza veya telefonlarınız başlayacak bu gece. Benim çocuğumun ismi budur, ne yapayım? Hayır bakın kolayını söyleyeyim. Kitapçılarda çocuk ismi ansiklopedileri var. Onu alırsınız, onu korsunuz. Şimdi bir dönem kocam gençti o zaman. Biz bir şeylerin mücadelesini verdik. Nedir? Nüfus idareleri bazı İslami isimleri kaldırmıştı. Mesela imam. Halbuki imamda ne var? İmam önder demek. İmam Ali'yi çağrıştırır. İmam Hüseyin'i çağrıştırır. Efendim hacı falan neyse. Bununla beraber bazı İslami isimler de yasaktı. Mesela Ümmü Kültüm. Ben hatırladım bir arkadaş oğluna Celaleddin koydu. Hayır dedi. Celaleddin bizim listede yok. Mevlana Celaleddin Rumi. Ben Celaleddin korum. Celaleddin, Selahaddin, Selahaddin. Dinin salahı. Ama oradan olur tinin, toprağın, incirin salahı. Bu yanı geçin. Hatice. Doğrusu Hatice. Ama biz ne yaptık? Hatice. Evet. Hatice. Mesela Zeynep. P de girdir Bedir. Zeynep. Yani bunlara İnce ayrılıyor. Mesela Halid değil. Halid. Said. Yani doğru isimler koymamız lazım. Ha şimdi bazen diyecek efendim artık hoca hiçbir işimiz kalmadı. Bundan mı uğraşacağız?
Kalmazsa başka işiniz varsa dünyadan gidin demektir. Biz öyle demiyoruz. Doğrusunu bilmek lazım. Doğrusunu bilme açısından söylüyorum. Ne var, bir kitapçının önünden geçerken dini kitap satanlar ekseri. Kardeş bana bir çocuk isimleriyle ilgili bir ansiklopedi ver. Bir dönem bunların mücadelesini verdik. İşte Zeynepleri, Hadiceleri kurtarmak için Emineleri. Efendim bir dönem geldi, Müslümanlar biraz modernist oldu. Anneler İmam Hatip kökenli, ilahiyat kökenli, biraz modernist oldu. Anneler isim bulmaya başladılar. Mesela ben hiç duymamıştım, yeğenim koymuştu. Fidelya. Ben halen söyleyemiyorum bazen. Fasulye, Fidelya neyse. Neymiş kızım bu? Cennetteki yağmur tanesi. Efendim Turisina mı? Yeni bir neyse. Söyleyemiyorum. Çeşit çeşit böyle isimler. Hocamın dediğim nedir? Cennetteki yağmur, cennetteki bilmem ne. Biraz da yanlış anlamayın anneler. Hafif biraz da modernist olduk. İslami modernist. İsimler de şimdi onun için anlaşılıyor. Ama bazı anneler var ki ısrarla hakikaten İslami isimler. Geçen bir hanım ablamı gördüm yolda. İsmini vermeyeyim. Selamlaştı. Halimi hatırını sordu. Ben tanımıyorum. Dedi hocam sen tanımasın, ben seni tanım. Ben çocuk yaşta sizin radyo programlarına katılırdım. Bir gün Enes bin Malik'i anlatıyordunuz. İçimden geçti. Eğer bir gün anne olursam, aferin kızım. Oğlan çocuğum olsa adını Enes koyacağım. Enes koymuş, Zübeyir koymuş, Abdullah koymuş. Mus'ab. Dedi ha şunun adı Mus'ab. Lan dedim gel sen Mus'ab gözünü öpeyim. Ne demek ya, bir zaman Mus'ab koyulur muydu? Ha bu anneleri tebrik ediyorum. Yani unutulmasın diye. Efendim işaret alıyoruz. Kısa bir ara verelim. Hocamla böyle akıcı bir yusunda çocuk eğitimini anlatacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İftar saati. Tabii ki yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Son bölüm. İslam'da çocuğu konuşuyoruz. Ve daha bitiremedik. Çocuğun isminden bahsettik. Çocuğa verilmesi gereken isim konusunda. Bilmiyorum hocam orada bir şeyler söyleyecekti. Evet. Sözünü kestim. Evet hocam. Hocam biraz önce dediniz ya. İsim koymak için gidip işte kitapçılardan, İslami kitap satanlardan bir kitap alabilirler. Çocuk isimleri, ansiklopedisi alabilirler. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi isimleri koymamız uygun olacağını bize bildirmiş hocam. Birincisinde der ki benden önce geçmiş peygamberlerin isimlerini koyun. Evet. Kur'an-ı Kerim'de var zaten isimleri. Davut, Yusuf, Musa, ne kadar güzel İsa, işte. Evet. İsa, İshak, Yakup, Eyüp, Adem, İbrahim, evet. Adem. Çok güzel. İkincisinde der ki benim isimlerimi koyun. Evet. Hatta der ki birinizin birden fazla çocuğu olduğunda illa bir tanenin adını Muhammed koysun. Muhammed, Mahmut, Mustafa. Ahmet, Mustafa. Ahmet, evet. Şimdi bazen hocam siz de rastlamışsınız. Evet. İlla ki. Hocam ben peygamberimizin ismini koysam biraz ağır olmaz mı? Ağır kaldırabilir mi? Kaldırabilir mi? Kaldırır, aynen böyle bal gibi de kaldırır. Pelvan gibi de olur. Ha. Bir defa o ismi her söylediğinizde evde Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina, bakın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, ters çağırılırsa suçsuz değil. Yani ana baba da değil. Niye bunun ismi Muhammed koydun diye sormazlar. Ters çağırırsa mesela haşa, muhu derse. Mesela İbo, İbrahim'e, İbo, öbürüne başka bir şey. Bunlar caiz değil. Bunlar doğru bir şey değil. Efendim bazı ulemamız efendim ismi tasgir sigasıyla ayrı.
ismi tasvir çıkarsın falan gölgesine girmeyelim. Musa ise Musa. Musa, Musa diyemezsin, Musa diyemezsin. Evet, değil mi? Tabii. Yani ismi Musa ise Musa, Ahmet ise Ahmet. Ha ismi tasgir sigası ile Ahmet'e Ahmet denirse bu ters çağırma manasında değil. Yani budur, bunu da yapmamak lazım. Ama bazen seviyoruz Peygamber Efendimiz'e. Mesela Uveyşa, evet. Hazreti Ayşe'ye. Evet. Efendim Ebu Hüreyre, Ebu Ahir demesi gibi Hazreti daha çoğaltabiliriz. Evet. Yani bunlar onları böyle sevme cihetinden söylüyor ama ters çağırmak asla yok. Yani isimler doğru çağırmak. Muhammed mesela aile şuurluysa evet. Şeyinle öyledir. Muhammed Kor onunla da kendi kendisine çeki düzen verir. Evet. Efendimiz'i hatırlatır. Mesela bizim talebelerden söyledim ya hocam bir tane ne? Çocuk var Mus'ab adı. Ben her çağırırken hocam benim böyle bir... Uhud'a gidersin. Gidiyorum beni götürüyor. Şehitliğine gidersin Mus'ab. Yani böyle Mus'ab derken bir hal oluyor. Yani evet. İsimler önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte sahabelerimin isimlerini koyabilirsiniz. Sahabelerden. Ne evet. Kadar güzel. Ne Hamza. Evet. Hamza koy, Zübeyir koy. Bugün hep evet. Bunlar unutulmuş. Hani diyor ya yürüyüşün ölümü evet. Korkutuyor ya Hamza. Evet. Evet. Eften püsten böyle işte kaya, deniz, kenar, yaprak, dal koya koya evet. O güzelim isimleri unutmuş hale evet. Geldik şimdi. Şimdi evet. Bizden kızarlar yani bir karşı dava açma gibi bir şey o cihetten söylemiyor. Sadece ikaz ediyoruz. İslami isimler çocuklarınıza koyun. Ha koymuyorsanız siz bilirsiniz efendim. Tabii serbest. Bizim serbestsiniz. Tabii. Ne korsanız koyun. Yarın hani ölelim ki görelim. Hoş mu karşılanır, sizi alkışlarlar mı, yuhalarlar mı ona karşılayın. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, çocuklarınıza güzel isimler koyun, o güzel isimlerle yad edilsin. Yani birine şimdi İbrahim Halil, ayıp bir şey değil ya. Mesela biri efendim bizim yöredeki bazı isimler, Şeyh Mus. Evet. Ya Şeyh Mus, Şeyh Mus büyük zat canım, etrafımızda büyük insanlar. Ya Şeyh Musa'dır, ya Şeyh Mesleme'dir. Öyle söyleniyor. Şeyh Mus ne kadar güzel bir isim. Yani bir şey çağrıştırıyor. Ama tabii toplumumuz biraz böyle nazik olsun, biraz estetik olsun. Kimse diyor. De olmasın. Yarın yani biraz böyle modernist isimler. Mesela özür diliyorum. Bir zamanlar kız çocuklar Fahriye ismi biraz şey. Efendim Fahriye isimde bir artist çıkınca benim adım Fahriye. Efendim Fehime. Ne kadar güzel eski isimler. Yani değişmeyen o güzel isimlerimiz. Manası yeter ki güzel olsun. Artist martistçesi değil. Bazen ben fark ediyorum. Çocuğuna bir futbolcunun ismini koymuş. Doğruysa, manası doğruysa eyvallah. Ama mana doğru değilse o mesuliyettir. Onun için güzel isimler koyalım. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki ismin koyulmasına da uygun görmüştür hocam. Evet. Yani Muhammed Emin mesela ama doğru çağrılmak kaydıyla. Evet. Ama ben şurada hemen böyle kendimde olan bir sıkıntıyı söyleyeyim hocam. Evet. Şimdi bizim Yusuf olduğunda ben dedim ki Muhammed koyalım. Evet. Yani bir Muhammed olsun. Evde olsun. Olması tabii. Ya berekettir, muhabbettir, sevgidir, merhamettir, şefkattir. Yani bilmiyorum Muhammed denilirse hocam öyle bir tuhaf oluyorum ben. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ben dedim Muhammed olsun. Hanım dedi Yusuf olsun. Babam gel dedi ortayı bulun Muhammed Yusuf olsun. Dedim bakın buna Muhammed Yusuf koyarsak kimse Muhammed Yusuf demez. Yusuf çağıracağız. Evet. Şimdi bir kısım zaten Muhammed Yusuf olduğunu da bilmiyor. Hı. Yusuf geldi, Yusuf gitti, Yusuf geldi, Yusuf gitti. Muhammed kaynadı ortada. Hocam onun çaresi var. Bir ismi alırız. Muhammed alırız ve Yusuf alırız. Allah yeni bir evlat verir inşallah size. Olan çocuğunuz olur. Hem gelir adını Yusuf koruruz hem de dua ederiz. Allah hocam, İnşallah. İnşallah hayırlı. İnşallah. Evet. Muhammed olsa üç çocuğu olan birinde hele bir de bulunsun bazen yani. De Muhammed Mustafa koyuyor hocam. Hı-hı. Bir çocuğa. Evet. Yani çok güzel oluyor. O iki isimde de Muhammed Emin'se ismi düzgün çağıralım. Muhammed İsim Emin diyelim. Evet. Muhammed Ali ise Ali demeyelim. Evet. Muhammed Ali diyelim. Hı. O iki isimde de sıkıntı yok. Efendimiz'in uygun gördüğü isimler bunlar. Hı. Bunların içinde beğendiğimiz dünya kadar evet. isim var. Yani illaki isim bitti de gidip bir yerden böyle ben bir hocamızı dinlemiştim. Evet. Diyor ki
derse gelen kardeşlerden biri dedi, bir oğlumuz oldu, adını Yazel koydum. Nasıl dedim, Yazel koydun yani? Hı. Dedi, Kur'an'dan Yazel koydum. He. Ya tamam koydun da nedir yani Yazel? Yazel Celali vel İkram. Yazel canım. Oradan Yazel almış. Oradan. Yani böyle biraz tuhaf oluyor. Ya evet. Çok olsun. Ha bunu burada illaki kaynananın, kayınbabanın, yine döndük o tarafa. Evet. Diretmesi yok, illa şunu koyacaksın değil. Doğru olanı yapmak lazım. Doğru olanı yapmak lazım. Bırakalım anne babası o işe karar versin. Ama anne baba da karar verirken İslami bir isim, isimle çağrılacak evet. Çünkü en nihayetinde. Evet. İslami bir isim koysun. Çağırırken de güzel çağırsın. Onu hatırlasın, yad etsin. Mes'ud koysun, Mus'ab koysun. Ne güzel. Ya onları efendim, çağırıştır. Üslame koysun. Evet. Evet. Şimdi o gün cüz okuyorum evde. İşte ben, Hafız Hanım da dinliyor. Efendim torunlar da bazen ya, bilmedikleri halde başlarını örtüyorlar. Ya küçük, 3 yaşında, 5 yaşında Kur'an'ı açıyorlar. Şimdi o cüzde Ramazan ismi geçiyor. Şehrur Ramazan dediğimiz yine bir Kur'an. Arkasındaki sayfada inne sefa vel mervete min şiairillah. Bizim reyanımız var efendim, torun. Dedi biyane biyane biyane, benim ismim Kur'an'da yok, biyane biye, bu ismi komutsuz, zır 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 al. Kızım dur senki de var. Dedi bak, abimin geçiyor Ramazan, Merve'nin de geçiyor inne sefa vel mervete, hani benim adım. Kalktık orada bir şey uydurduk, inşallah dinlemiyordur beni. Dedim kızım bak, senin ismin ne geçiyor? Yani işte dehalel cennete min babi reyyan dedim, elhamdülillah. Bir daha söylen dedi, bakın benim adım 3 defa geçiyor. Aslında Kur'an'da da hadisle geçiyor. Yani aferin çocuk, zeki. Elhamdülillah. Yani bak, o abimin ismi Kur'an'da geçiyor, benim ismim yok. Bacımın ismi geçiyor Merve. Yani yeni nesil hoş, iyi. Onun için güzel isimler de herhalde onları biraz böyle etkiliyor psikolojik olarak. Onu da fıtratının oturmasında bir evet. Vesiledir efendim evet. Diyor. Ha bazen göre. İsimler var. Mesela diyelim Türkî isim, Kürtlancı isim, Arap isim. Manası kötü değil. Mesela diyelim ki anamın ismi İsmihan. İsmihan. Urfa'da bu yaygındır. İsmihan. Diyor yok, bu adam bu karı ismi. Yaşlı nene ismi. Halbuki İsmihan Türk ismidir. Yani Esmahan'dır aslında. İsmihan diyorlar. Esmahan'dır. Bunları doğru böyle telaffuz edilir, konulursa, ters de çağrılmazsa güzel. Ama ters çağırırsa hoş değil. Evet. Hocam ismi geçelim mi? Ben geçelim bunu, geçelim. Zaten bitiremeyeceğiz. Bugün 35 dakika geçe bitireceğiz. Kaldığımız yerden yarın bir parantez açıp devam edeceğiz. Çocuk. Akika evet. Var hocam. Akikayı söyleyelim. Evet. Evet. Hoş. Akika. Et kesip yemek. Akika kesilmesi lazım çocuğu için 7. gününde. Yani saçlarının tıraş edilmesi lazım mümkünse. Akika kesilmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun işte annenin günahına, babanın günahına olabileceği olarak kefaret olacağını hadislerinde bize bildirir. Çocuğun fıtratına, tesir edeceğini. Bunu 7. günde kesmenin sünnet olduğunu söylüyor. Evet. Hazreti Ayşe annemize sorarlar, ya 7. günde kesemedikse anne... Der işte onu takip eden 7. günde, onu takip eden 7. günde, üçünden sonra da diyor artık ne zaman, ömrünün sonuna kadar kes. Ne zaman kesersen. Evet. Yani o 7. günde kesmenin de illaki bir hikmeti var. Şimdi geçen biri geldi, abi dedi ben varlıklı biriyim, ben doğduğumda kurban kesmemişler akika. Ne yapayım? Dedim o zaman hemen 2 tane kes aşevine. O niye dedi? Dedim ki unuttuğunun cezası bir de bir akka espri yaptım. Sağ olsun kendisi dedi, abi ben inan ki canıma sinmiyor, bir tane kesmek istiyorum akka kurbanı. Hükmü olan kessin. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, bazı eserlerde oğlan çocuğu için 2, kız çocuğu için 1. Bu görüş de vardır ama biz diyoruz 1-1 kesin. Şimdi biz diyoruz derken kendimiz müştehit değiliz ama ulemanın ekseri kahır çoğunluğu böyle söylüyor. O 2 diyen de haklıdır. Oğlanın 2 hisse alması, varis olarak onu söylüyor. Kızın 1 hisse alması, ona dayandırarak söylemişler. Yani 6 boş değil, 6 dolu. Ama diyoruz ki ideal olan 1 oğlana, 1 kıza. İmkanınız varsa kesin.
Bu kurban etinden yiyebilir. Misafirine de yedirebilir. Ama bence benim görüşüm en güzeli gelin gönüllü şeyde bizim eski ismi gönüllü kuruluşlar, şimdiki ismi Aşevi oldu. Şanlıurfa Aşevi. Gelin orada kesin orada efendim 10 bin insan daha fazlası tabii yemek yiyor. Sofralara gidiyor. Akika ile ilgili unuttuğumuz bir şeyler, işte kemiği kırılır kırılmaz görüşü de vardı. Bu bir görüştür. Görüştür. Yani akika kurbanı Kur'an'ın emri değildir. Peygamberimizin uygulamasıdır, sünnetidir. Hükmü olan bunu yapsın. Bazıları demiş kemiklerini kırmadan kazana basarsanız işte onun onuru kırık olmaz. Çocuğun psikolojisine etki yapar. Bazı kemiği kırsanız nefsi kırık olur. Evet. Ne yaparsanız ama fakirin kursağına girsin. Bakın o zaman ne oluyor. Evet. İster kemiğini kırın ister kırmayın. Akka kurbanı bu. Bir de saç kesip karşılığında sadaka veriyor. Sadaka veriyor. Evet. O da bu işin içerisindedir. Saçını tıraş edip karşılığında o zaman bir, gümüş veriyor. Sakınca yoksa. Yok. Evet, yani bir hastalık kendine, bir şey yoksa çocukta. Saçını veya takdir etse işte bu çocuğumun başına 50 gram saç var. Evet. Ona göre gümüş tasadduk etse iyi olur efendim. Bakın İslam ne kadar güzel, daha küçük yaştan sadakaya, vermeye, paylaşmaya alıştırıyor. Kurban kesmeye alıştırıyor. Kıbleye dönmeye alıştırıyor. Ezana alıştırıyor. Kamete alıştırıyor. Yani o çocuğu kıbleye çevirmekle kıblesini bilsin. Bilir mi o çocuk? Tabii ki bilir. Yani kıblesini şaşırmasın. Ezanını, yani çağrısını şaşırmasın. Daveti şaşırmasın. Kurbana alışsın. Yani İslami değerlerle o çocuk şey oluyor. Hocam bir de sünnetten kısa bir şey söyleyelim mi? Evet hocam. Ben şöyle derim. Evet. 7. gün, 8. gün, 10. gün ne zaman isterseniz de tek günler tercih edilmiştir. Ama çocuğun sağlığı açısından lütfen mutlaka ehil birine o sünneti yaptırın. Evet. Yani evet. Doktora mı yaptırırsınız? İyi bir sağlıkçıya mı yaptırırsınız? O çocuğun önce güzel bir kan tahlilini, çünkü Allah korusun hemofilin hastalığı oluyor bazen. Kanı durmuyor, çocuk ölüyor. Allah'ım. Yani götürün, bir kan tahlilini yapsın. Uygun vakit hangisiyse, hangi zamansa yapsın. Çocuk iyileşsin. Diyelim küçük yaşta yapmadınız. 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında yaptınız. Yine derim bir doktora, ehli birine götürün. O kan tahlilini yapsın. Yani illaki ben hasret gidereceğim, tilili, minili, zılgıt çalacağım. Eskiden böyle fıta tutarlardı, lokum ağzına teperlerdi. Ya çocuk boğuluyor ya, gırtlağına nefes borusuna gitse. Ondan zevk alıyor. Hadi zılgıt, nare, damdakiler falan. Bunlar doğru değil. Çocuğu sünnet edin. Hocam haksızsam söyle. Çocuğu sünnet edin. Bir hafta 10 günde iyileşsin. İyileştikten sonra yine meşru zeminde düğününüzü, eğlencenizi yapın. Mümkünse çocuk da gelsin oynasın ya. Yemek verin mümkünse. Yemek verin. Fakir fukara vereyim mi yemeği türünden bir şeyler verin. Yani illaki onu murdar etmek, efendim tek evladım bir daha göreyim mi, görmeyeyim mi, görüyor mu, görmüyor mu? Ya görsen ne değişir, görmesen ne değişir? Nice çocuklar var ki babası anası görmedi. Bir şey eksildi mi? Yok. Ama ondan dolayı diyorum yani ehil birine doktora, tabibe neyse sünneti yaptırın. İyileşsin, rahat olsun. O çocuk da arkadaşlarıyla beraber eğlensin. Yani onu yatağına uzatıyorsunuz. Çocuğun efendim yarasından kan gidiyor. Siz orada zılgıt, nare, davul, zurna nasıl eğlenebiliyorsunuz bilmiyorum. Ben çok ben de diyorum, beni bağışlayın efendim. Yıllarca ben sünnete gidemedim. Halen de gidemem. Gidemem. O çocuk ciyakladı mı ağlamaya başlıyorum. Dayanamıyorum ya. Çocuk orada canı ağlıyor. Usturanın altında, neşterin altında. Sen burada nasıl zılgı çalıyorsun? Nasıl nara çalıyorsun? Nasıl nara atıyorsun? Yani ben onu anlamış değilim. Elhamdülillah öyle bir şey de hiç yaptırmadım. Yapmam da ne çocuklarıma ne torunlarıma. Götürürler bir doktorda ameliyat ederler. Varsa kardeşim götürün bir sadaka kurban kesin dağıtın. Yani illaki o tilili milili olacak diye bir şart yok. Yani sünneti bence bu zeminde yapalım. Çocuk iyileşsin. Bir hafta 10 gün sonra gitsin.
efendim yine düğününde neyse oynasın arkadaşlarıyla, balonuyla falan. Ya çocuğun yarası kanıyor çocuğa böyle, bilmiyorum. Gerçi yeni nesil babalar, dedeler bunu kaldırıyorlar yavaş yavaş. Ya yokluktan kaldırıyorlar, para yok, ya da gerçekten bu işe gönül vermişler. Yeter. Diyorlar ki gerekiyor. Öyle mi hocam? Evet, yeter diyorlar, evet. Artık. Hocam benim unuttuğum yerleri doldursun. Son 4 dakikamız var. Doğrudur hocam. Aynı öyle yapmak lazım. Şimdi bunlardan sonra da hocam şöyle bir artık beşik safhasına gelelim. Çocuk büyüyecek çünkü artık. Evet. Bir de yarınki derste de artık çocuk büyüyecek, eğitime başlayacak. İşte dedik ya, anne karnında başlayan eğitim beşikte de devam ediyor. O ninnide devam tabii ediyor. Şimdi yani biz bazılar diyor ya 4-6 yaşında başlar, 7 yaşında başlar. Hayır, hayır, değil. Hayır. Şimdi bizim işte uyusun da büyüsün denli. O çocuk hayatı boyunca uyuyor zaten. Uyanamıyor bir türlü. Evet. Annelerimiz çocuklarını beşikte sallarken uyuturken. Örnek vereceğiz yani yarın bazı sahabe ailelerinden, kurra ailelerden misal vereceğiz. Okuyacak, okutacak. Evet. Efendim Kur'an okuyacak, zikir yapacak. O çocuğun yüz şeklini, duruş şeklini hissedecek o anne. Çünkü fıtratına uygun olan odur. Yani çocuğu getirip maalesef beşikle beraber televizyonun karşısına koyuyor. Televizyonda da işte bir şarkı, Türkçe kanalı varsa açıyor. Çocuk Ola bu sefer cin gibi seyrediyor bazı çocuklar. Çocuklar cinli filmleri, çizgi filmleri. Evet. Çocuk da işte hayatı boyunca onların etkisinde kalıyor. Niye? Çocuk o yaştan onları alıyor zaten. Hocam buna yarın bir geniş yer ayıralım. İnşallah. İnşallah. Burada unuttuğumuz bir şey var mı? Unutmadınsa ben bir şey söyleyeyim, sen doldur altını. Bir de onun bunun evladını evlat edinmek. Evet. Nasıl görüyorsun? İftar saati yakın. Sizden çocuğu olmuyor. Efendim bacımın çok çocuğu var, bir tanesi bana. Oğlu var, bir tanesi bana. Veya yetiştirme yurdundan alıyor. Bakın çocuğa bakmak çok güzel. Ona hami olmak çok güzel. Onu eğiterek büyütmek çok çok güzel. Ama nüfusunuza kaydetmek haramdır. Nüfusunuza kaydedemezsiniz. O sizin öz evladınız değil. Allah Resulü buyuruyorlar. Çocuk kimin yatağında olmuşsa ona ait. Benim işte mirasım kalacak, sana ne ya? Allah dünyayı taksim ederken sana mı danıştı? Yok efendim bu para hiç olmazsa bu yetime, şimdi yetimi büyüt, hayattayken istediğin gibi evini al, eşini al, arabasını al, iş yeri aç, buna bir şey demiyoruz. Ama nüfusuna kaydetme, varisin olamaz. Peygamber bunu men ediyor bir. Bir de o çocuk büyüdüğü zaman, kız çocuğuysa sana caiz değil aynı evin içinde, oğlan çocuğuysa hanımına caiz değil. Ancak hanımın süt verirse, Allah ona süt ikram çocuğu ederse, o senin süt evladın olur, ona bir şey demiyoruz. Fakat böyle yapacağınıza gelin, hamilik yapın. Yani o çocuğun büyümesinde, eğitilmesinde, eğitiminde destek verin. Daha sevap, daha makbul kardeş olur. Aynı. Bunları söyleyelim. Efendim programın sonuna geldik. Yarın inşallah hocamla bu çocuk mevzusunu devam edeceğiz. Bize söylenmesi gereken, bizim unuttuğumuz şeyler varsa gerek Kanal Urfa'nın sitesine, gerek hocama. Benim sitem falan yok. Benim bir Nokia telefonum var, markasına verdim. Zorla açıp kapıyorum. Kayıt bile edemiyorum. Ama hocam bu işi biliyor. Telefonla veyahut işte Kanal Urfa'ya atarsanız veya bize açın, telefonumuzu biliyorsanız, deyin ki burada bunu işleyin, daha iyi olur, daha faydalı olur. Biz size bu yönden yardımcı olmaya hazırız. Allah hepinizden razı olsun. Allah hayırlı iftarlar versin efendim. Şu anda bilmiyorum, sofralarınızı yavaş yavaş serdiniz. İşte efendim köftedir, efendim çorbadır, karpuzdur, kavundur, salatadır, ayrandır, Urfa'nın meşhur biyan malısıdır, meyan köküdür, şifadır tabii, afiyet olsun diyoruz. Ama yine o parantezi açalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor, ye Ebazer, bir tas çorbana su fazla kat,
komşunu da düşün. Yani yanımızda, yapışığımızda, bitişiğimizde, üst katta, alt katta imkansız insanlar olabilir. Yaşlı bir teyze yaşıyor olabilir. Yaşlı bir nine yaşıyor olabilir. Ona bir kap çorba, çok değil, bir kap çorba, bir parça ekmek ikram ederseniz, hele bunu çocuğunuz götürürse, ne diyecek? Berhudar ol yavrum, çocuğunuza dua edecek. Yani paylaşmasını bilelim ve yine söylüyorum, lütfen ekmek, yemek israfı yapmayalım. Lütfen ekmek, yemek israfı. Çöpe yemek dökülüyor, çöpe ekmekler atılıyor. Allah rızası için bundan uzak durun. Hatta bazen çöp kutularında çocuk bezi ve bayat ekmek, Allah muhafaza etsin, Allah elimizden alır. Bunu bazı ülkeler senelerce söyledi, hocalar dinlemediler. Şimdi kahru perişan oldular, nana muhtaç oldular. Allah muhtaç etmesin, ama ekmeğin kıymetini, nimetin kıymetini bilelim. Mün'im-i hakiki elimizden almasın. Efendim, hayırlı iftarlar diliyoruz. Hayırlı ibadetler, taatler, teravihler diliyoruz. Biz size dua, siz bize dua edin. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sen imanında yücensin.
yaşasam kalbimde.